Hüvellezî halaka leküm mâ fil ardı cemî'a. O Allah ki yeryüzündeki şeylerin hepsini sizin için yarattı. Ayı, güneşi, dağları, ağaçları, yerin altındaki madenleri, yerin üstündeki hayvanları. Kısaca kainatı insana hizmet etmesi için yaratan Allah insanı niçin yarattı? Kur'an bize bunu şöyle beyan ediyor. اَلَّذ۪ي خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا O hanginizin daha güzel ameller işleyeceğini imtihan etmek için ölümü ve hayatı yarattı. Basit mükemmeldir derler. Olay bu kadar basit aslında. Biz güzel ameller işlemek için yaratıldık. Hayrı veya şerri kim belirler? Bize göre hayırlı bir iş dediğimiz belki Allah ve Resulüne göre hayırsızdır. Veya bizim çirkin dediğimiz şey onlara göre hayırlıdır. Misal, çarşaf giyen birine hakir bir gözle bakan birisi tesettürü kendince çirkin görüyor. Ama Allah katında tesettür çirkin bir eylem mi? Başka bir misal vereyim. Mesela bize birisi gelse, karnım aç, bir miktar para verir misin dese, biz de ona para versek bu güzel ameldir. Ama birisi bize gelip içki alacağım, yardım eder misin dese, biz de ona yardım etsek bu güzel amel olur mu? O yüzden biz belirleyemeyiz iyiyi veya kötüyü. O belirler Celle Şanuhu. Biz ise iyiyi tercih edersek mükafata erişir, kötüyü tercih edersek azabı hak etmiş oluruz. Ameli salih iki kısımdır. Birinci kısım Allah'ın emirlerini yerine getirmek, insan ve diğer canlılar için faydalı işlerde bulunmaktır. İkinci kısım ise Allah ve Resulünün yasakladığı şeylerden kaçmaktır. Kalın sağlıcakla.